Selam tatlım. Selam. Sen neye bakıyorsun? Sana yemek getirdim Betty. O da ne? Buralarda Tina için bir şeyler olmalıydı. Tuhaf. Buna ne dersin? Ya öyle mi? Ah, çok gerildim. Yeter, durun. Yapacak tek şey var. Hey, gel şöyle. Ne yapacağını biliyorsun. Yarışma zamanı. Hadi bakalım. Ne dersin? Bu ilk yarışmamız olacak. Patlamış mısır mı? Bence gayet kolay. Hmm, bu yarasa tazeymiş. Yaprakları da sabah toplamıştım. Biraz da çikolata olmazsa olmaz. Hmm, şuna bak. Son olarak da mısır taneleri gelsin. Bunları unutmak olmaz. Sihirli sözlerimi de söyleyeyim. Ruhlar, sizleri bu mısırı patlatmaya çağırıyorum. Harika bir his resmen. Harika. Bokus bokus mısırımız patlatınız. Güzel duruyor. Aa, dursana, yakalamam lazım. Karton kabım da hazırdı. Aa, eğlenceliymiş. Gerçekten yaptı. Ah, bu kadar yeter. Leziz görünüyor. Aferin. Bekliyoruz. Yapabilirsin inneciğim. Şşt, hey. Yardımcı olabilirim. Bana mı? Nasıl? Eyle, yardımı lazım. Bunu dinlemeye ulaştır. Sana güveniyorum. Beni yüzüstü bırakma. Aha, şu kopuk el gelmiş. Ne kadar tatlı bir el. Yarasanın tadı geliyor. Ne? Bana ihanet ettin ha? Seni kemik çorbası yapacağım. Bu ne sinir? Peki, bir fikrim var. Tavaya biraz yağ dökelim. Sonra da mısırları dökelim. Ve de şekerleri. Şimdi de patlamalarını bekleyeceğiz. Hızlandırmak için kapağını kapatalım. Mısırlar patlıyor. Bak, şekerler rengini veriyor. Bu kadar yeter. Vay, rengarenk bitti. Hiç bu kadar güzel mısır görmemiştim. İğrenç. Benimkine bayılacaksınız. Ninem'inki harika oldu. Lütfen o kazansın. Tamam. Sen kazandın nine. Oh, vallahi mı? Teşekkürler. Berbat bir zevkim var. Çıtırı. Sırada ne var? Güzel görünüyor. Şşş. Buna ne dersin? Çok sinir bozucusun. İşte bu. Sıradaki yarışmamız ekmek olacak. İşte budur. Bu şey nasıl çalışıyor? Ne yapıyor bu? Çalışıyor. Alo? Ya, kimi arıyor? Mükemmel. Pardon? Şimdi bekliyoruz. Oo, hızlı geldi. Ha? Aha, bakalım. Üstü sende kalsın. Çok hoş bir gençmiş. Bakalım neler varmış. Hile yapıyorsun. Ama öyle olsun. Alo, duyabiliyor musun? Sipariş vereceğim. Var, hızlı hizmet. Teşekkürler. Teşekkür canım. Hala burada mısın? Şöyle yapalım. Güzel. Bir ara takılalım. Hiç vazgeçmeyecek misin? Peki, al şunu. Heh, bu kadar yeter sana. Soygun bu. Maske taksan hırsız olursun. Bugün işler çok açıktı. Bakalım ne gelmiş. Ha, kömür mü? Demek öyle. Hey, ihtiyar. Hey. Havalı bir şey görmek ister misin? Hep işe yarar. Ama hırsızlık. Harika değil mi? Tüh, geri mi geldi? Selam oğlum. Dur, konuşabiliriz. Bu işi burada bitmez. İntikam listeme girdin. Oh, beni hiç bulaştırma.
Tarifime başlasam iyi olur. İki dilim ekmeğin arasına marshmallow koyarak başlıyorum. Şimdi de bir bardakla daire keselim. Aynen şöyle. Daire şeklindeki ekmeği kızgın yağa atalım. Altın gibi bir renk almasını istiyoruz. Hem çıtır çıtır ve yumuşak oldu. Sonuçtan gayet memnunum. Sıkıcı olmuş. Ben ne yapacağım? Şu artıkları kullanabilirim. Bir fikrim var. Ekmeği şöyle saracağız. Sıkı sıkı olmalı. Bir şişte de bir arada tutacağız. Sonra da tereyağına batıracağız. Tamamen kaplanması lazım. Sonra da şekere. İşte budur. Leziz tatlı atıştırmalıklar. Neredeyse benim kadar tatlı. Ne düşünüyorsun Betty? Hiç umurumda değil. Bence benim ninem kazanmalı. Ya çok naziksin. Şansına küs. Aferin ya da her neyse. Acaba bu sefer ne gelecek? Ay aklıma hiçbir şey gelmiyor. Elma. Bununla bir şey yapın. İşte budur. Hazırlansam iyi olur. Ne tatlı oldum. Biraz bahçıvanlık iyi gelecek. Bu işlerden iyi de anlarım. Çok rahatlatıcı. Şu ufaklığı eksem iyi olacak. Gir bakalım. Şuraya ekeyim. Umarım susamışsındır. Sana mis gibi su getirdim. İç bakalım. Bu kadar yeter. Büyümesini izleyelim. Çok zaman alıyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yok, olmuyor. Uyanım. Tam bir trajedi. Hadi ama. Hayalindeki şey bu mu? Epey etkileyici değil mi? Sen mi büyüttün? Vay. Masal prenseslerini bununla kandırıyorum. Şimdi toplayalım şu elmaları. Çok komikti. Tam da ihtiyacım olan şey. Elmayı şuraya yerleştirelim. Sonra da makine yapsın şovunu. Benim yerime o soyacak da. Ben de arkama yaslanıp dinleneceğim. Bitti bile. Bizim işimiz yeni başlıyor. Elmanın içini oyalım. Bir kaşıkla güzelce oyabiliriz. İçinde birazcık daha kalmış. Sonra da şekeri içine koyalım. Bunu bir kenara kaldıralım. Bir parça hamurum var. Onu da şeritlere ayıralım. Mükemmel oldu. Şimdi de elmanın etrafına saracağız. Şöyle katman katman olacaklar. Elmamızı fırına atma vakti geldi. Hamurun kızarmasını istiyorum. Güzel duruyor. Ağzım sulandı. Bunu da yensene. Bunu nereden öğrendin ki bu? Düşünmem lazım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu ne hal? Bundan daha etkileyici olması lazım. Dur. Bir şey buldum. Başım dönüyor da olabilir. Ama bir şey daha var. Donat mı? Sanırım. Ne yapacağımı buldum. Önce elmayı parçalara ayıralım. Sonra da ortasına çıkaralım. Güzel bir elma halkası oldu. Şişte girsin. Sonra da hamura batıralım. Tamamen kaplansın. Şimdi de kızartalım. Şu baloncuklara bak. Hamurun tamamen pişmesini istiyoruz. Islak kalamaz. Sonra da erimiş çikolataya bandıracağız. Bunu seve seve yerim. Herkes çikolataya bayılır. Son olarak da süs şekerleri. Nispeten sağlıklı donatlar. Ama tatları harika. Kokuları müthiş. Midemi bulandırıyorsun. Aferin yine. Tebrikler. Sen kazandın. Duydun mu? Kazandım. Yuhuu. Şuna bak. Çok farklı insanlarız ama olur. Sıradaki yarışmamız sosis. Leziz. Şimdi ne oldu? Sadık kovan beni hiç yarı yolda bırakmaz. Bunu unutmuşum. En sevdiğim hayvanımdı. Şu tüylere bakın. Dikkatli ol, alerji var. Kendi yemeğime odaklanacağım. Bir sepet dolusu malzemem var. Bakalım. Yünüm. Ne yapıyor bu? Dur bir saniye. Bir fikrim var. Yapmazsam pişman olurum. Tatlı bir sürpriz olacak. Kaybettim sanmıştım. Yoksa bu yılan mı? Korkuttum. Berbat birisin. Al şunu.
Neredeyim ben? Altı üstü yündü. Ver şunu. Dur, buldum. Sosisi tavaya koyalım, içinden makarna geçirelim. Makarnayı tamamen içinden geçireceğiz. Sosis ortada kalsın. Sonra doğruca tenceredeki kaynar suya. Pişmesini bekleyelim. Ah, bu kadar yeter. Leziz, doyurucu bir yemek işte. Ben yardım. Oo, demek öyle ha? Mevzu kişiselleşti şimdi. Lütfen dur. Ah, çok çaresizsin. Aa, iyi misin? Oh, buldum. Sosisim olduğunu biliyordum. Gurur duymalısın. Sosisin içine küçük bir parça makarna sokalım. Sonra da makarnaya mısır saplayalım. Bunu sosisin tamamına yapmamız lazım. Mısırla kaplayacağız. Biraz zaman alabilir ama değer. Ekmeğe geçelim. İkiye bölüyoruz. Arasına da sosis giriyor. Biraz da sos dökelim. Acı iyi gider. Ne kadar bol olsa o kadar iyi. Hmm, bu haliyle bile yerim. Buna ne dersin? Karar sizde. Benim ninem kazandı. Bence de. Evet, al sana. Yanlış kadına kafa tutuyorsun. Parmak güreşi şampiyonumdur ve hala yenilmedim. Oo, makarna mı? İyi, ben gördüm. Bırak yaşlı bayan. Çok istiyorsan zorla alman gerekecek. Hadi denesene. Biraz sinir bozucusun, biliyor muydun? Aldım işte. Bu işleri kolaylaştıracaktır. Tabağa dökeceğim. Nanik. Şimdi ne yapacaksın? Bana göre çok güçlüydü. Ama bir fikrim var. Bir kaseye un dökeceğim. Çok fazla gerekmiyor. Bu kadar yeter. Sonra gıda boyası gerekecek. Yeşil kullanıyorum. Sonra da yumurta giriyor. Hamur yapmak istiyorum. Oh, yoruldum. Ama iyi görünüyor. Masaya koyalım. Eski bir aile tarifini uyguluyorum. Şimdi açma zamanı. İncecik olması lazım. Güzel görünüyor. Bunu beklemiyordun değil mi? Mutfakta profesyonelimdir. Şimdi kırmızı yıldızlar ekleyeceğim. Bunları da hamurdan yaptım. Üzerinden merdaneyle geçeceğim. Yıldızlar hamurun içine girecekler. Aynen böyle. Şimdi kesmem lazım. Uzun şeritlerle başlayacağım. Sonra bir yandan diğer yana gideceğim. Küçük makarna kareleri yapacağım. Oluyor gibi. Ama daha bitmedi. Onları daha da özel yapacağım. Küçük fiyonklara dönüştüreceğim. Aa, dur bakalım. Bunları sen mi yaptın? Makarnam artık çok sıkıcı görünüyor. Piştiler ve yemeğe hazırlar. Ama bir şey eksik. Üzerine peynir sosu sıkacağım. Bu biraz daha lezzet katacaktır. Hmm, gittikçe daha da iyi oluyor. Şimdi de son dokunuş. Vay canına, tam bir mutfak dehası. Hmm. Çok lezzetli görünüyor. Benimkine bak. Karşılaştıramıyorum bile. Hmm, dur bir saniye. Gıda boyası. Sade makarna sorunumun cevabını buldum. Tabağıma siyah boya ekleyeceğim. Ne kadar siyah o kadar iyi. Sonuçta en sevdiğim renk. Şimdi hepsini karıştıracağım. Harika görünüyor. Muhteşem. Yemede yanında yat. Sulu bir şeye ihtiyacı var ama. Taze göz küreleri iyi gider. Daha bugün topladım. Ne düşünüyorsun? Hiç benim tarzım değil. Ama iyi iş çıkardın. Deneyebilir miyim? Deneyebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Denemeye değerdi. Sonra tabutu açınca bum! Ha? O flaşı ben yapmadım. Oo, nefis bir kase meyve. Üzüm benim favorim. Vay, çok iyiler. Bir elma deneyeceğim. Çıtır çıtır görünüyor. Yoksa bu o solucan mı? Ve doğrudan bana bakıyor. Sen görürsün. Oo, neredeyse yakalıyordum. Sanırım ameliyat gerekecek. Hazırlansam iyi olacak. Dikkatli olmak lazım. Hadi yapalım şunu. Al bakalım. Hah, işte buradasın. Hiç kaçışın yok. Bakalım tadın nasılmış. Hmm, şaşırtıcı derecede tatlı. Hey, fena değil ninecik. Bu kiraz lezzetli görünüyor. Ne yapacağımı biliyorum. Bir kalıba jelibon sıvısı dökeceğim. Güzelce doldurmak istiyorum. Rengine bayıldım. Bu kadar yeter. Bu işin kolay kısmıydı. Kalıpların üstünü kaplayalım. Sonra hafifçe bastıracağım. Diğerini de unutmayalım.
Sıkıca kapanması gerekiyor. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Sanırım yeter. Jelibon toplarını kalıptan çıkaracağım. Resmen yumuşacık. Umarım tatları da göründükleri kadar güzeldir. Öğrenelim. Müthişler. Yeteneklerimin sonu yok ya. Bu eldivenlerine ihtiyacım yok. Ne? Eldiven yağı olmalı. Belki bunu kullanabilirim. Evet buldum. Eldiveni bardağın üzerine takacağım. Sonra da meyveleri dolduracağım. Çok fazla olmasın. Şimdi şeffaf jelatin sıvısını dökeceğim. Meyveleri kaplamak istiyorum. Bu kadar yeter. Dökmek istemiyorum. Eldiveni bardaktan nazikçe çıkaracağım. Ucunu kapatacağım. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Sertleştiğinde eldiveni çıkarabilirim. Kolayca çıkıyor. Sonra da yiyebilirim. Bu kısmı dört gözle bekliyordum. Bana eli hatırlatıyor. Neyse ki beni göremiyor. Of evet. Yenilebilir bir el mi yaptın? Evet öyle. Baş parmağını bana sakla. Of çok sıcak. Eriyorum gerçekten. Bu benim yaşımda hiç iyi değil. Neyse ki bir mini vantilatörüm var. Ne zaman işe yarayacağını asla bilemezsin. İyi düşünmüşsün. Benim de suyum var. Ne? Boşmuş. Of bu hiç adil değil. İlginç. Hadi açalım. Başka bir şey umuyordum. Sana ne çıktı? Açıyorum. Güzel görünüyor. Soğuk bir şeye ihtiyacım vardı. Tam isabet. İyi misin? Ne yapıyorsun? Canavar! Sakin ol benim ya. Çok korktum. Zavallı kalbim. Başlayalım mı? İyi bir plana benziyor. Ve elimde nefis bir tarif var. Her şey bu şekerle başlıyor. Şişelerin içine atacağım böyle. Her renk için farklı bir şişe kullanacağım. Birkaç tane daha yeter. Mükemmel. Şimdi gazozu açacağım. Baloncuklar geliyor. Bunu da şişeye dökeceğim. İşin kırılma noktası da burada. Bekle ve gör. Bak rengi değişiyor. Gazoz kızardı. Aynı şeyi diğerine de yapacağım. Sonra sallıyoruz. Çok eğlenceli. Sen de denemelisin. Al bakalım. Ver canına. Teşekkürler. Buna bayılacaksın. Baloncuklar dilimi gıdıklıyor. Bu kısma bayıldım. Nasıl olmuş? Bir bit yeniği olabilir mi? Ne? Bu harika. Tamam sıra bende. Sadece bir tarif düşünmeliyim. Düşündüğümden daha zormuş. Tamam buldum. Gazozu bardağa dökeceğim. Güzelce dolduracağım. Bu kadar yeter. Şimdi biraz yardıma ihtiyacım var. Güzelce sıkacağım. Ver güzelim mürekkebini. Teşekkürler dostum. Bu kadar yeter. Sonra üzerine krema koyacağım. Güzel görünüyor. Tadı harika olacak. Sonra göz küresi geliyor. Şuraya koyuyorum. Pipet de gerekiyor. Bakalım tadı nasıl olacak. Nefis. Şimdi şuna bakar mısın? Çok gurur duyuyorum. İkimiz de harikaydık. Enfes. Dondurmayı aşığım. Of rüzgar soğuk esti. Leziz bir atıştırmalık. Gayet güzel ve taze duruyor. Ama azıcık alacağım. Diyetteyim. Ne diyorum ki? Başlasam duramam. Peki. Böyle bir tepki beklemiyordum. Genellikle bu noktada bayılırlar. Ufaklık. Bak neyim var. Hayır bunu istemiyorum. Bu havuç da nereden çıktı? Sağlıklıdır canım. Sebzeleri hiç sevmem. Hadi al şu gözleri. Durun ya. İkisi de iğrenç. Yeter artık. Yapacak tek şey kalıyor. Ne? Bunu nasıl yaptı? Kız cadıymış. Yemek yarışması zamanı. Artık benim kontrolümdesiniz. İstekleriniz emirdir efendim. Hizmetinizdeyim. Hipnoz yasak. Hiç eğlenmeyecek miyiz ya? Seni uyarıyorum. İşte ilk turunuz. Lezzetli bir tatlı yapmanızı istiyorum. Ne? Ne oldu şimdi? Yaramaz vampir. İçecek bir şey lazım. Malzemelerimi çıkarayım.
hep hazırlıklıyımdır. Şu kurabiyelerle başlayacağız. Zaten Betty için saklıyordum. Şu tabağa koyalım. Sonra da toza dönüştüreceğiz bunları. Parçalama zamanı. Al sana! Rock mı çalıyor? Ha? Duyduğuma emindim. Ah, ben müzik sanmıştım. Yok ya, imkansız. Hayal görüyorum. Sandara! Çok rahatladım. Ah, bir kaşık bulalım. Kurabiye kırıntılarını şu bardağa koyalım. Sonra da bir çilek katmanı koyalım. Katman katman çeşitlendireceğim. Vah canına, enfes duruyor. Tam benlik. Çilek ve krema ekleyelim. Dışarıdan böyle görünüyorsun. Enfes görünüyor. Ya teşekkürler canım, sağ ol. Bunu mu beğendin? Çok kolay etkileniyormuşsun. Bunu yenebilirim. Tarçınlı keklerim var. Rulolarını açıp bir fırın tepsisine diziyoruz. Tepsiye yaymamız gerekiyor. Aynen şöyle. Bütün tepsiyi kaplamalıyız. Sonra da biraz çilek şurubu alıyoruz. Ve keklerin üstüne döküyoruz. Bu şurup bana bir şey hatırlattı. Ve bu iştahımı açıyor. Hamuru tamamen ıslatmalıyız. Bu kadar basit ama enfes. Vay, harika görünüyor. Yapış yapış, tatlı ve akışkan. Buradaki işim bitmiştir. Bir şey mi söyledin? Aman tanrım, aman. Dalga mı geçiyorsun? Hey, uyan. Ay, o kadar korktum ki. Şunu benden uzak tut. Kazanana karar vermek kolay olacaktır. Bakalım sen ne yapmışsın? Ah, iyi denemedi diyelim. Nineciğim, tatlılarına bayıldığımı biliyorsun. Kararımı verdim, ninem kazandı. Ben mi? Ah, Betty, teşekkürler. Şöyle sıcacık bir bardak çay gibisi yok. Aa, çok sıcak, pipetle içeyim madem. Durun, sıradaki turun zamanı geldi. Hazır makarna yapmanızı istiyorum. Çünkü çok severim. Peki, bunu yapabilirim. Dur bir saniye. Bu çayın tadı bir garip. Ver şunu. Tam ihtiyacım olan şey. Şekerlerimi de kullanabilirim. Bence işe yarayacak. Hadi bakalım. Önce şekeri eritmemiz lazım. Ne kadar hızlı eridi. Bir bardağa birkaç pipet koyuyoruz. Erimiş şekeri de üstlerine döküyoruz. Pipetleri bu sıvıyla dolduracağız. Sonra da sertleşmeye bırakacağız. Bu kadar yeter. Pipetleri bir tabağa koyalım. Ve şekeri sıkıp çıkaralım. Müthiş bir his. Çok rahatladım. Vampirlerin de biraz keyif yapması şarttır. Şeker solucanı yaptım. Bitirişi bu kurabiye ile yapalım. Vay, tıpkı anneminkiler gibi oldu. Gerçi onunkiler çok daha hareketliydi. Ama yine de sonuçtan memnunum. Baktıkça ağzım sulanıyor. Bir tane alsam mı ya? İğrenç. Dur biraz. Bir fikrim var. Acil durumlar için hep bir paket hazır makarnam olur. Ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Bir kaseye koyalım. Bir eksik var. Buradaymışsın. Özledim seni. Bir yumurta istiyorum. Yap bakalım. Biraz teşvik mi istiyorsun? Yapabilirsin, vazgeçme. İnsanlar çok garip. Gıt 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 gıt. Evet, başardın. Sonra görüşürüz. Mükemmel. Kasenin içine kıralım. Şimdi sıcak su geliyor. Her şeyi pişirmem lazım. Neyse ki çaydanlığım yanımda. Her şeyin üstünü kaplamam lazım. Kimse çiğ yumurtayla çıtır çıtır makarna sevmez. Çayıma yetecek kadar da kalmış. Beklerken şundan içeyim. Rahatladım. Sanırım hazır. İyi düşünüyorsun. Hiç benlik bir yiyecek değil. Söz sende. Hangisini tercih ediyorsun? Şimdiden bitti mi? Bu kadarcık mı yiyeceğim? Toprak mı o? Vay, çok egzotik. Zor bir seçim olmayacak. Vampir kazandı. Şüphe bile etmemiştim. Sanırım kusacağım. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Sakın bana dokunma. Saçın yumuşacık. Bu hayatımın en güzel çizimi oldu. Sıradaki turumuz büyük ve enfes bir hamburger. Anlaşıldı, tamam. Tarif kitabımı karıştırmam lazım. Burada bir tarif olacaktı. Yok, hala bulamadım. Çok uykum var.
Nasıl böyle uyuyakalabiliyor ki? Bir tabutu bile yok. Peki ben ne yapacağım? Ay, zormuş. Dur, dişlerim. Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Bir kesme tahtasına peynir koyalım. Sonra da küçük üçgenler keselim. Elimiz titrememeli. Aynı boyutlarda olmaları lazım. Mükemmel. Hatta şahane bile diyebilirim. Artık hamburgerimi dizebilirim. Vay, harika oldu. Tam benlik bir hamburger. Son bir şey daha lazım. Uf, evet, işte budur. Dur, neredeyse unutuyordum. Neredeydin sen? Üzgünüm, bunu yapmak istemezdim ama... Hep işe yarar. Gözleri çöp şişlere takıyoruz, bunları da ekmeğin üstüne koyuyoruz. Burger canavarı oldu, çok tatlı duruyor. Yemeğe kıyamayacağım. Hey ufak kız, ben bitirdim. Vay, çok havalı, bayıldım. Oh, neredeyim ben? Aa, burger. Oh, bana yardım gerekecek. Sushi mi? Oh, yok artık. Hacı, işte bunu arıyordum. Çok sinsiyim. Hazır teslimat olsun. Aramızda kalsın. Kimse bilmemeli. Her şeyi gördüğümü biliyorsun değil mi? Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Hayal kırıklığına uğradım Nineciğim. Korkunç vampir kazandı. Beklediğim gibi. Hadi bir tane denesene. İstemiyorum. Neyi kaçırdığını hiç bilmiyorsun. Devasa bir örümcek ister misin? Ya çok kibarsın. Hey, yarışma daha bitmedi. Odaklanın. Bir sandviç yapmanızı istiyorum. Hadi başlayın. Ama örümceğim. Ha, bir planım var. İşi sakın batırma örümcek. Yoksa seni yerim, ciddiyim. Ha, döndü bile. Başarmışsın, teşekkür ederim. Neyse ki seni yememiştim. Henüz fikrimi değiştirebilirim ama. Hey, hile yapıyorsun. Aa, bir şey mi yapacaksın? Neyse, benim yapacak bir sandviçim var. Peynirle başlayalım. Sonra da şöyle güzel bir et. Son olarak normal bir şeyler. Ha, sen öyle san. Güzel bir lezzet katalım. Hayır, acı biber olmaz. Bu çok 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 acı olacak. Hayır, hayır, hayır. Beni hiçbir şey durduramaz. Kesme zamanı. Tabut şekli vereceğiz. Son dokunuşlarımızı yapalım. Tadam. Gayet güzel değil mi? Uzak tutun şunları benden. Neyin var senin ya? Sandviç nasıl yapılır göstereceğim. Hiç de zor değil. Şöyle bolca tereyağı sürelim. Ne kadar bol o kadar iyi. Sonra da peynir gelsin. İşte bu kadardı. Basit ama leziz. Dur bir dakika. Biraz macera istiyorum. Daha fazla peynir koyalım. Tutmayın beni. İşte sandviç dediğin budur. Yok yapamam. Yoksa yapsam mı? Koy koy. Bu yaptığıma inanamıyorum. Dikiş kursundaki kızları anlatana kadar bekle. Peynirli bir sandviç kulesi oldu. Fırına atalım bakalım. Mis gibi eridi ya. Betty'nin bunu seveceğine eminim. Salat eseri gibi ortadan ikiye keselim. Kader anı geldi. Evet. İşte bundan bahsediyordum. Bu mudur? Büyük fikrin bu muydu? Kabalık etme. Senin sandviçinden daha güzel. Birazdan öğreneceğiz. Çok fazla peynir. Evet, onu yemeyeceğim. Ne düşünüyordun ki? Burada ne varmış? Keşke sormasaydım. Yoksa o acı sos mu? Amanın, yersem yangın söndürücü gerekebilir. Ah, peki. Kazanan yok. Ne? Neyse ne, çak bakalım. Kanka mıyız? Yaşasın, en sevdiğim dizi. Yok artık, daha neler. Asla olmaz. Beyin hücrelerini mi öldüreceksin bunlarla? Onun yerine bakalım. Oh, bu güzelmiş. Ne? Burada televizyon mu izleniyor? Buna eğlence mi diyorsunuz? Ben icabına bakacağım. Evet, heyecanlı değil mi? Zamane çocukları. Hayır, havalı bu. Sizin saçmalıklarınızdan gına geldi. Klasik müzik dinliyoruz o kadar.
Hayır, hiç de bile. Ha? Öyle mi? Hey, durun lütfen. Ay, dayanamıyorum artık. Ha? Yeter. Bunu bir yarışmayla çözeceğiz. Oh, dünya varmış. Ha? Burada tıkıl kaldığımıza inanamıyorum. İşte eğlence diye buna derim. Harika. Bunu yapabilir misiniz? Hiç fena değil. Aa, gençler tabaklarını önce açar. Teşekkürler büyük anne. Tam anlamıyla mükemmel bir mısır. Oo, afiyet olsun canım. Eminim mis gibi sulu suludur. Şu küçük kabuğunu da atalım. Cidden ne yaptığını biliyor gibisin. Evet, şimdi de sırada karate var. Bir daha bakalım. Mükemmel. Dünyanın en güzel mısırısın. Şimdi biraz pişirelim. Ben çok iyi pişmiş severim. Oo, evet. Mükemmel kızarmış. Mis. Son ama oldukça önemli bir adım daha. Mısır kürdanıdır. Tada! Üstüne birazcık da tatlı bir sos. Fazla kaçırmayalım. Güzelce dökelim. Şu ziyafete bir bak. Dur bakalım orada. Daha benimki duruyor. Bununla ne yapacağım ki şimdi? Hatta bunlar yenmiyor sanırım. Tabii biraz beyni çalıştırmam gerekecek. Birkaç girinti mısır tanesi gibi görünebilir. Mevzu doğru deseni tutturmakta. Dikey olanları yaptıysak yatay olanlara geçebiliriz. Bir tane daha. Güzelce sokalım içine kadar. Şimdi de çubukları tamamen çıkaralım. Tadam! Önce bir güzel açalım. Sonra da şuraya koyalım. Ve sarı mısırımızı getirelim. Yeşil hamuru dikkatlice yerleştirelim. Sonra da parmaklarımızı oturtalım. İşte bu. Çok mu güzel oldu ne? İyi iş çıkardık. Mısıra bayılıyorum. Tatlı bir şey mi yesem? Seve seve yerim. Akşam yemeğinde tatlı yemek gibi olmuş. İyi de bu da güzel görünüyor. Böyle olması normal mi? İğrenç. Aman almayayım ben. Sen kazandın Jared. Aynen öyle. Sıkma canını büyük anne. Sıradaki yarışma tatlı mı tatlı şekerler? Oo, ilginç olacak. En sevdiğim meyveli kağıtlar. Ne? Bunlar resmen müthiş şeyler. Üstelik kırmızısı da en sevdiğim. Bu da ne? Harika görünmüyor mu? Sanırım eğlenceli duruyor. Hadi ama. Açamıyorum. Sanırım asla tadına bakamayacağım. Büyük anne ver bakalım. Anlayamadım gitti. Ver. Oo, şu renklere bak. Böyle tamam sanırım. Şimdi ne yapacağız? Acaba? Şuraya bir bakayım. Bu sayılar niye bu kadar ufak ki? Sinyal de pek iyi değil. Hadi seni. Oldu. Alo? Evet. Yardım lazım. Meyveli kağıtlar mı? Peki efendim. Yiyeyim gitsin ha. Vay canına, çok teşekkürler. Rica ederim. Mevzuya gerçekten heyecan katma zamanı. Bunlar aynı zamanda çok sağlıklı. Günlük sebze dürümü gibi bir şey. Bunlardan yüzlerce yiyebilirim. Yok ya, resmen aklımı kaybediyorum. Bir tane daha kaldı. Oh. Tabii ya.
Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Dürüm içinde dürüm, ağzıma layık. Ufak bir şekere benziyor. Pek de iyi kokmuyormuş. Dondurma. Herkes dondurma sever ha. Koca bir kaşık yetecektir. Aa, evet işte budur ya. Sonra da şöyle katlayalım. Dış kenarları içe alalım. Aa, biriciksin sen. Sanki ufak bir mantı mübarek. Benim tabağım hazır. Büyük anne. Allah bası, hepsini yedim. Lezzetli görünüyor. Ama ya diğer tabak? Ne oldu? Canım. Sanırım seni affedebilirim. Hiç değilse yiyecek deniz bir şeyim var. Güzel görünüyor. Mükemmel ötesi. Bu turu sen kazandın Jared. Yuhuu. Beğeneceğini biliyordum. Hadi bakalım. Patlayalım mı? Ne dersiniz? İyi şanslar. Patlamış mısır mı? Oo, görünüşe göre benimki hazır. Daha patlamış bir şey göremiyorum. Mısır taneleri hiç de fena durmuyor gerçi. Peki. En sevdiğim atıştırmalık. Bir dakika. İyi görünüyor. Ama ben daha güzelleştirebilirim. Evet, lezzeti ayağıma getireceğim. Tuz dedin, bunun için var. Çok da koymayalım. Mükemmel. Peki birazcık daha. İşte bu. Jared, çok oluyor. Çok güzel. Hayır. Peki. Yağdıralım gelsin millet. Evet, işte bu benim şaheserim olacak. Buldum. Kimse benim kadar güzel yemek yapamaz. Biz de işe biraz tatlı katacağız. Biraz hazırlık lazım. Hadi açalım ateşin altını. Biraz da gizli malzememden koyalım. Güzel, şimdi de en önemli kısmı. İyi eğlenceler çocuklar. Az kalsın unutuyordum. Birazcık da suya ihtiyacımız var. Mükemmel. Sihir gösterisi başlıyor. Şunların cızırtısına bak. Ne de hoş bir ses. Sanki içinde bir dans partisi var. Çikolata da tam eridi. Şuna bak. Tek kelimeyle lezzetsiz. Aklıma bir şey geliyor. Şuna bir baksana. Evet. Hangisini seçeceğini görürüz. İzle de gör. Çok heyecanlıyım. Burada ne yapmışsın acaba? Peki. Dümdüz tuz bu ya. Peki. Bu daha güzel görünüyor. Tebrikler büyük anne. Amanın, gerçekten kazandım. Biraz da sağlıklı beslenelim. Bu sefer malzemelerimiz elmalar. Peki o zaman. Hanımlar önden. Şeker şey seni, belki bir bakalım. Evet, gerçekten elma bunlar. Sence de biraz sıkıcı değil mi? Peki bunlarla ne yapsam? Ben de açayım. Burada elma falan yok ki. Yumuşak mı? Ürkütücü. Ne yapacağım? Dur, bir fikrim var. Değiştirebilir miyiz? Bence sorun yok. Evet. Elma üstüne elma. İşte bu eğlenceli olacak. Tamamdır. Öncelikle şunu bir güzel yuvarlayalım. Evet. İşte şimdi gelişme görüyorum. Birkaç dilimi ayıralım. İşte işler burada ilginçleşiyor. Mükemmel bir top yapmalıyız. Şöyle. Son şekillerini aldılar. Şu ufak deliği açmayı da unutamayız tabii.
Sonra da güzelce renklendirelim. Tadı da elma gibi. Bunlar ciddi ciddi elmaya benzedi. Çok güzel değiller mi? Hemen geliyorum. Şunları pişirmem lazım. Ne kadar da kabardılar. Bence oldular. Benimkiler daha gerçekçi duruyor. Şunlara baksana. Ama dikkat et, biraz sıcaklar. Ama asıl olay sunumda bitiyor. İşte bu. Hepsi güzelce sığdı. Harika. Görünüşe göre süre doldu. Wow. Bakalım hangisini seçecek? Yaşasın. Birileri bunu ısırmış bile. Hey. İğrenç. Yok. Kalsın. Öte yandan bu. Ah, içi leziz mi leziz, hamur dolu. Harika bir şey bu. Sen kazandın büyük anne. Anama bakayım. Evet, acayip komikti. Aa, bak başlıyor. Herkese merhaba. Bugünkü mutfak yarışmamıza hoş geldiniz. Vay canına, ne kadar harika bir seyirci. Umarım herkes eğlenmeye hazırdır. Beni seç. O para bana lazım. Kimi seçsem acaba? Zor bir karar. Pekala. Mesela sen. Ha? Ben mi? Ve diğer yarışmacı olarak bu güzel hanımefendiyi seçiyorum. Ne? Bilin bakalım neyin zamanı geldi. Hadi yarışmamız başlasın. Nereye gittiler? Ha? Ne oldu öyle? Benimle alakası yok. Bu iş ne kadar sürecek? Neredeyse kestirme zamanım geldi. Vay canına, nasıl böyle uyuyakaldı hemen? Aa, oyunumuz başlamak üzere ama... Her neyse, birinci turumuz başlıyor. Neredeyim ben? Ne güzel bir rüya gördüm. El örgüsü yapıyordum. Ne var? Bu kadar komik olan ne? Öyle demek, sana gününü göstereceğim. Önce çantamdan birkaç şey çıkarmam lazım. Ne yapıyorsun büyük anne? Birazdan anlarsın, bekle ve gör. Nerede bu? İşte onun, buna ihtiyacım olacak. Bunu yanında mı taşıyordun? Ne zaman pasta yapacağını asla bilemezsin. Bir şey daha lazım bana. Hadi ama. Çıktı. Büyük anne, kafam acıttın. Üzgünüm, kazara oldu. Artık ateşi yakmanın zamanı geldi. Güzel görünüyor. Neredeyse unutuyordum. Kızı da tam buraya koyalım. Ne? Neydi öyle? Vay canına. Daha işim bitmedi. Bu metal çemberi pastanın üstüne bastırıyoruz. Sonra pastamızın üstüne bu çikolata sosunu döküyoruz. Hepsini mideye indirebilirim. Çikolataya bayılırım. Bu kadarı yeterli. Sonra üstüne süs şekerleri serpiştiriyoruz. Çünkü bunlar olmadan pasta olmaz. Çikolatanın üstünü kaplasınlar. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Çemberi kaldırıyoruz. Ve her şey tatlı bir çığa dönüşüyor. İşte kızın elbisesi artık hazır. Aklım uçtu resmen. Neler oluyor? Yaşlı bir hanım için hiç fena değil, değil mi? Ben buna nasıl rekabet edeceğim ya? Bir şeyler yapsam iyi olacak. İyi ki annem yanıma öğle yemeğimi vermiş. Bu domatesi kullanabilirim. Yalnız dikkat, bu eller çok tehlikelidir. Şimdi sıra şırıngamda. O da ne? Uzak dur benden. Sakin ol büyük anne, bunu izle. Üstünü böyle çıkarıyoruz. Çok aklım karıştı ama gözüm sende. Sorun yok, inan bana. Şırıngayı önce ekmeğin içine, sonra da diğer malzemelerin üstüne bastırıyoruz. Hepsini kusursuzca kesiyoruz. Malzemelere bir kürdan batırıyoruz. Kürdanın hepsinin içinden geçmesi lazım. Sonra bunu dışarı itmek için pistonu kullanıyoruz. Lezzetli görünüyorlar. Gerçekten de öyle. Eğer minik sandviçleri seviyorsan fena değil. Ne düşünüyorsunuz? Bu gösterinin en sevdiğim kısmı. Pasta ile başlayayım. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok hafif ve pofuduk. Bu muhteşem. Teşekkürler canım. Ya benimki? İlginç. Ağzımda bir tat cümbüşü var. Sen kazandın. Bunu duydun mu? Yaşasın. Bravo sana Liam. Pardon. Evet, ikinci tur için hazırız. O kadarını anladık. Bu sefer ne yapsam acaba? Ben buldum. Hızlıca bir arama yapmam lazım. Alo, yardımın lazım. Demek öyle. Bir dakika. Ben sadece Liam'ı ararım.
Harika, çok teşekkürler. Görüşürüz. Vay canına ne çabuk. Bakalım ne gelmiş. Yumurta mı? Peki, şimdi bu yaramazları bir kızartalım. Biraz kıtır kıtır olacaklar. Sırada ne var? Tavaya biraz yağ döküyoruz. Şimdi cızırdayacaklar. Ocağı açsam iyi olacak. Güzel kokuyor. Resmen bu işin ustasıyım. Hey, dikkat et, kes şunu. Oh. Sen iyi misin? Her şey kontrol altında. Ne yaptığımı biliyorum. Ha evet, ne demezsin. Sanırım ben de başlasam iyi olacak. Belki bir şeyler öğrenirsin. Bu kadar yeter. Ma buldum. Bunu nemlendirici olarak kullanabilirim. Yalnız ısınmadan evvel acele etsem iyi olacak. Sen ne yapıyorsun büyük anne? Her günkü güzellik bakımımı yapıyorum. Patates kızartması gibi kokuyorum ama olsun. Pişirme zamanı. Yumurtayı tavaya kırıyoruz. Şimdi bize bir bardak lazım. Bardağı yumurta sarısının üstüne koyuyoruz. Ve beyazını çırpıyoruz. Beyazın güzelce kabarması lazım. Aynen böyle. İşte bu hale gelmeli. Bu kadar yeterli. Şimdi sarısının pişmesini bekliyoruz. Tavanın üstüne kapağı koyunca içinde buhar oluşuyor. Bu ise beyazın iyice kabarmasını sağlıyor. Güzel görünüyor. Leziz. Artık tabağı alabiliriz. Vay canına, başarılıydı. Benimki de aslında göründüğünden lezzetli olabilir. Kimi kandırıyorum ki? İyi ki o şeyi ben yemiyorum. Verin bakalım. İki farklı şekilde pişmiş yumurta. Bunu yemek zorunda mıyım? Yani şuna bir baksana. Elimden gelenin en iyisi buydu. Buna gelince olay budur. Müthiş, sen kazandın. Bir an bile şüphe duymamıştım zaten. Ya, adil bir sonuç. Sırada ne varmış? İşte burada. Tabii ki üçüncü turumuz. Tam bir şovmen. Of, bu ışık ne parlak. Gerçekten. Bu nedir böyle? Şuna bak, ne güzel bir gökkuşağı. Vay canına, çok büyüleyici. Gökkuşaklarına bayılırım. Hey, sen neye bakıyorsun öyle? Gökkuşağı. Vay canına, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana şimdi bir kap dolusu krep hamuru karışımı ve birkaç şey daha lazım. İşte bu gıda boyası şişelerinden bahsediyorum. Bu harika olacak. Krep hamuru karışımına boya katıyoruz. Fazlasına gerek yok, bu kadar yeterli. Boyayı karıştırıyoruz. Güzel canlı bir yeşil olması gerekiyor. Aynen böyle. Şimdi bunu kaşıkla sıcak tavaya alabiliriz. Bu tam olması gereken miktar. Aynı şeyi daha önce diğer renklerle de yapmıştım. Yalnız renkleri birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi baloncukların alışmasını bekliyoruz. Bu kreplerin piştiği anlamına geliyor. Oldu gibi gözüküyor. Şimdi bunları çeviriyoruz. Harika kokuyor. İşte üst üste dizilmiş lezzetli gökkuşağı krepleri. Ne güzel kokuyor. Bravo, müthiş görünüyorlar. Bu da nedir? Dalmış gitmişim. Siz bir de iyice görün. Bu da ne ki? Asıl benimkini görene kadar bekleyin. Bir kap un ve bir sürü yumurta alıyoruz. Umarım bu işe yarar. Yumurta konusunda hala aynı şeylerim var ama geriye dönüşü yok. Yumurtaları unun içine kırıyoruz. En azından bu sefer kabukları düşmedi. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Bunun çok kolay olacağını düşünmüştüm. Ama diğer yandan insanı rahatlatıyor. Planladığım bu değildi. Şunu avucumdan alayım. Ay canına, ne harika. Sonra bunu tavaya koyuyoruz. Kahverengi olması gerekiyor. Hadi şunu çıkaralım. Aksi halde yanabilir. Bayağı iyi oldu. Bu çocuk yemek konusunda tam bir dahi. Yapamayacağı bir şey var mı? Bana bayılıyorlar, yaşasın. Teşekkürler. Aferin ama kazananın kim olduğuna sen karar vermiyorsun. Vay canına, sonunda iki tane yenilebilir şey geldi. Önce krepleri deneyeceğim. Çok lezzetli. Teşekkürler canım. Hele güzel geliyor, anladınız mı? Vay canına, daha çok istiyorum, o çok lezzetli. Sen kazandın. Yaşasın, biliyordum. Şaka mı bu? Bravo diyem. Pekala, bir tur daha yapıyoruz. Bu dördüncü tur oluyor. Evet, artık baskı artıyor. Biraz zorlaştı ama sorun yok. Neye koymuştum şunu? Buradaymış. Bir sepet taze meyve. Hangisini kullansam? Kivi ile ne yapsam güzel olur? Şunu biraz parlatayım.
Nefesim. Sabah dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. Hadi o zaman yapalım şunu. İşe kiviyi soymakla başlıyoruz. Sonra dilimleri ayırıyoruz ve dilimleri ahşap şişe takıyoruz. Şişi ortasına kadar itiyoruz. Şimdi sıra işin diğer kısmında. Tavaya şeker küpleri koymuştum. Şekerin erimesini bekliyoruz. Sonra kivileri erimiş şekere bandırıyoruz. Daha sonra çevirip diğer tarafını bandırıyoruz. Ve kivinin şekerleri emmesini bekliyoruz. İşte leziz şekerli bir meyve. İyi ki tatlılara düşkünüm. Bizim sana aldığımız kadar değil ama. Güzel dedin. Aa, teşekkürler çocuklar. Bu çok akıllıcaymış. Bir dakika, bir fikrim var. Sadece bir şey lazım bana. Hah, buldum. İyi ki bu şekerleri atmamışım. Ha, bir dakika. Ne? Bu yararlı olabilir. Sonraya saklayayım. Ama bu şekerlere hemen ihtiyacım var. Hayrete düşmeye hazır olun. Hey, ne yaptığına dikkat et. Merdanenin öcünü aldım. Şimdi şekerleri eritmemiz lazım. Yanımda hep bir saç kurutucusu taşırım. O yüzden saçlarım hep harikadır. İşe yarıyor. Karamel. Sıra işin diğer kısmında. Onun için bize bu pipet lazım. Pipeti karamele sürüp ucunu karamelle kaplıyoruz. İşte hazır. Şimdi pipetin diğer ucundan üflüyoruz. Bak, şekerden baloncuklar yaptım. Müthiş oldu. Doğru söylüyor. Öyle gerçekten. Bütün yapabileceğim bu mu yani? Ha, bu çok daha iyi. Of, düşündüğüm kadar etkileyici olmadı. Vay canına, bu lollipoplar harika. Şanslı günümde olmalıyım. Önce Liam'ınkini deneyeceğim. Biraz yavan olmuş. Buna çok ümit bağlamıştım. Şimdi sıra büyük annenin meyvesinde. Vay canına, büyük anne kazanıyor. Yaşasın, biliyordum. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorduk. Şimdi ne oluyor? Bak, para geldi. Ne çok. Kendime bir sürü harika şey alacağım. Ben de kaykay alacağım. Selim anne. Ha? Nerede ki acaba? Çok açım ve bir şeyler yemek istiyorum. Pekala, görünen o ki işi başa düştü. Buzdolabını talan etme zamanı. Bakalım nelerimiz varmış. Pek bir şey yok. Of, hayallerim yıkıldı. Yemek yarışması mı? Bir deneyelim bakalım. Ortalığı birbirine katacağım. Sen daha bezle gezerken ben yemek yapıyordum. Hadi bakalım. Vay! Çok eğlenceliydi. Yarışmaya hazır mısın? Öncelikle leziz bir tatlıyla başlıyoruz. Başlayın. Aman, çok basit. Turtayı genelde marketten alırdım. Çantamda bunun için bir şey olacaktı. Reçel iyi gider. Mis gibi tatlı olacak. Bir de tart kalıbı lazım olacak ve de hamurum. Acil durumlar için hep durur. Ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Hamurla başlayalım. Önce kalıbı yayalım. Bunun için bir taktiğim var. Oldukça etkileyici değil mi? Şimdi reçeli ekleyelim. Ağzım sulandı. Eşit bir şekilde yaymak istiyorum. Of, güzel durdu. Şimdi üstüne hamur şeritleri koyalım. Yatay şekilde başlayalım. Şimdi de dikey şeritleri yerleştirebiliriz. Bu bir kafes görünümü yaratacak. Fırına girmeye hazır. Hemen geliyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Gözüm üstünde olacak. Çok kolaymış gibi yapıverdi. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bekle, biliyorum. Burada bir sandviç ekmeği var. Ve bir kutu krem şanti. Her pastanın süper olması gerekmiyor. Tadı güzel olduğu sürece, değil mi? Üstüne biraz krem şantiyesi kalıp ekmeği kaplamak istiyorum. Biraz da şekerleme ekleyelim. Tatlıya biraz renk katacak. Şimdiden gayet güzel görünüyor. Kimi kandırıyorum ki? Çok sıradan oldu bu. Durumu hemen düzeltelim. Yardıma ihtiyacım var. Yahoo! Bu kulübü seviyorum. Kim arıyor ki? Beni duyabiliyor musun? Alo! Of, duyamıyorum bile. Ay, neler oluyor? Bam 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 bam! Yuhuu! Umarım boşuna çağırmamışsındır. Üzgünüm, yardımı lazım. Bunun biraz tarza ihtiyacı var. Bu ne böyle? Ama şanslısın. Aklını başından almak üzereyim. Şuna bak. Neler oluyor? Vay! İnanılmaz! Mükemmel oldu. Çok teşekkür ederim. Tartım hazır. Çok da güzel kokuyor. Anne, bu tek boynuzlu at mı?
Ah, ilaçlarımı almayı mı unuttum acaba yine? Hey hanımefendi, diklik bakmak kabalıktır. Bu gerçek. Hayır. Yaptığına bak. Turtan tam bir felaket. Vakti geldi, gitmeliyim. Tamam, mahvoldu. Hepsi tek boynuzu attın suçu. Peki hala kurtarabilirim. Bunun için çok uğraşmıştım. Bunu Lizzie'ye veremem ki. Çok yazık oldu. Kendimi çok kötü hissettim. Dur. İşte. Ne yapıyorsun? Çok naziksin. Teşekkür ederim tatlım. Etkileyici bir pasta. Mutlu sonlara bayılırım. İkiniz de gözümde birincisiniz. Cidden mi? Vay! Başardık tatlım. Evet hazırım. Pizza yapmanızı istiyorum. Pek emin değilim ama biraz zor olabilir. Birkaç malzemeye ihtiyacım olacak. Burada ihtiyacım olan her şey var. Bakalım. Hamura kesin ihtiyacım olacak. Hatta açmamız da gerekecek. Neyse ki bir merdanem var. Boyutu böyle iyi oldu. Zor işmiş. Gözlerimi zar zor açık tutuyorum. Tamam, sırada ne var? Sos. Her pizzanın bir domates tabanına ihtiyacı vardır. Benimkinde ketçap kullanacağım. İşleri hızlandıracak. Hamurun üstüne öyle sıkıyorum. Dün gece partiye gitmemeliydim. Çok uykum var. Hadi ama bunu bitirmem gerek. Güzellik uykumu daha sonra alabilirim. Şimdi malzemeleri ekleyelim. Peynir nerede ki? Üstüne serpiştirelim. Belki daha sonra biraz kestirebilirim. İlginç malzemeler tercih etmişsin. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Canım, konsantre olmalıyım. Bir süreliğine gözlerimi dinlendireceğim. Uyan! Uyan! Gözlerini aç! Her şartta koşulda uyuyabiliyor. Peki, uyan güzel kafasına göre takılsın. Yapmam gereken bir pizza var. Bu biraz zor olacak. Ya da bunu kullanabilirim. Kimse hazır pizza kullanamayacağımı söylemedi. Biraz malzeme ekleyelim ve fırına atmaya hazır. Bu çok iyi fikirdi. Uyuyakalmış olmalıyım. Yarışma. Neden her şey bulanık? Gözlüklerim nerede? Yoksa yine mi kaybettim? Buralarda bir yerlerde olması gerek. Pizzam hazır ve epey lezzetli görünüyor. Lizzie buna bayılacak. Sen iyi misin? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim. Sensiz ne yapardım ya? Çok daha iyi oldu. Pizzam. Seni uyarmaya çalışmıştım. Benim pizzam hazır Lizzie. Benimki daha pişmedi bile. Bıcık bıcık ne? Karar zamanı. Ne diyebilirim ki Lineciğim? Sen diğerini ye. Üzgünüm tatlım, uyuyakalmışım. Senden ne haber anne? Pizza diye buna derim. Kazandın. Evet, biliyordum. Kahvaltı yapsam iyi olurdu. Burada güzel bir şey var mı? Yok işte. Dur, ninemi arayacağım. Bana yardım edecektir. Şehirdeki en fena jöleyi ben yaparım. Öpücüklerim ne kocamandır. Ninemi seviyorum. Selam kardeşim. Bir bakalım. Ne haber? Atıştırmalık saldırısına hazır mısın? Kesinlikle. Yemek yarışmalarına bayılırım. Başlayalım. Müthiş. Ne haber kanks? Selam tatlım. Ne yapıyoruz küçük kardeşim? Dondurma istiyorum. Güzel. Bunu yapabilirim. Azıcık tadına bakalım. Bu Fransız vanilyası mı? Evet, çok lezzetli. Sıra bende. Koca bir kaşık koyalım. Şu güzelliğe bak. Mükemmel dondurma külahı. Matt. Kendimi kaptırmışım. Çok üzüldüm ama dur. Şunu kullanabilirsin. Daha önce hiç bundan kullanmamıştım. Tamam. Vay, güzelmiş. Teşekkürler ineciğim. Birkaç kaşık daha koyalım. Vay.
Vay, tam bir canavar. Ne düşünüyorsun kardeşim? Uyku zamanı bitti. Kaldırsam mı? Kesinlikle. Tamamdır. Uyan! Ya, kim var orada? Dondurmanın için bağırıyordum. Beğendin mi? Hepsi senindir. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok güzel olacak. Yaban mersini mi bu? Elinize sağlık. Beğeneceğini biliyordum. Sırada ne var canım? Bir bakalım. Donut istiyorum. En sevdiklerimden. Durun, telefon çalıyor. Alo. Güzel. Evet, zamanım var. Şu gençler ve akıllı telefonları. Benim donut yapmam gerekiyor. Çok ince yapmak istemeyiz. Şimdilik iyi görünüyor. Epeyce de yorucu bir iş. Ama şu sonuçlara bak. Mükemmel bir daire. Biraz da krem şanti. Kremasız hayal bile edemiyorum. Donut zamanı. Sadece birkaç tane kaldı. Umarım devrilmez. Amanın, bu gerilim beni öldürüyor. Hey, zaman doldu. Ne? Olamaz. Ne oldu şimdi? Hemen bir şey yapmam lazım. Ve tam da o şeyi biliyorum. Yeterince gerçekçi değil mi? Bu çocuğunu kurtardım. Ye bakalım kardeşim. Büyük olanla başlayalım. Tebrikler nineciğim. Senin için her şeyi yaparım. Şimdi de Matinki. Çok şirinmiş. Lastik gibi. Hiç ısıramıyorum Matt. Çok garip. Kazanan apaçık bir şekilde ninem. Evet. Ben de çok ümitli değildim. Biraz gerginim. Ben pizza havasındayım. Uzmanlık alanım. Ben de pizza severim. Ve her şeyi bir hamurla başlar. Hadi şu güzelliği açalım. Zorlu bir süreç. İyi görünüyor. Şimdi işin eğlenceli kısmı. Şimdi bir yerlere varıyoruz. Sucuk isteyen en sevdiğim malzemedir. Ama peynir olmadan olmaz tabii. Bol bol da peynir. Umarım laktosa duyarlı değilsinizdir. Sanırım fırına gidiyor. Yoksa bitti mi? İnanılmaz görünüyor. Çok da güzel kokuyor. İlk ısırık gibisi yoktur. Bir daha düşündüm de. Bunu daha da ilginç hale getirebilirim. İşte pizza tabağı diye buna denir. Bir parti pizza tabağı yani. Hayır, bir pizza yığını. Daha da devam edebilirim. İnsanın ağzını sulandırıyor değil mi? Aman aman. İşim zor olacak gibi. Un gelsin. Hamuru sıfırdan yapıyorum millet. Çırpma teli, göster maharetini. İşte budur. Ya da değildir. Bu düşündüğümden daha zormuş. Yemek yapmaktan yoruldun mu nine? Fırsat bu fırsat. Eksildiğini bile anlamayacak. Birkaç küçük ayarlama yapalım. Bir dilim mi? Bütün bir pizza ya, ne dersin? Her şey doğru açıyı bulmaktan geçiyor. Bak, burada koca bir pizza var. Şirin değil mi? Ağzım bomboş. Doğru. Al bakalım. Bu hayatımın en güzel günü. Taze pizzadan daha iyi bir şey yoktur. Sucuklu. Ver. Çok sevdi. Vay canına büyük anne. Bu da ne? Bebekler için pizza mı? Bir lokma mı? Aman. Yine minkini tercih ederim. İşte bu şahane. Yeni bir tura hazır mıyız? Sosisli yapıyoruz. Tamam o zaman. Bu ekmek taptaze. Sadece sosisimiz eksik. Ama kim sadece sosis sever ki? Güzel soslar da gerekiyor. Bak.
Bende çok daha iyi bir şeyler var. Mega ekmekle tanıştırayım. Umarım çok açsındır. Soslar da gelsin. Hmm, çok güzel görünüyor. Etkileyici değil mi? Oo, devasa olmuş. Ver şunları. Aha. Nereden başlayacağım? Klasik bir sosisli gibi görünüyor. Hmm, sos ve sosis oranı harika. Şimdi sıra bu bebekte. İnanılmaz. Gir ağzıma. Oo, İşte bu böyle yenir. Harika. Sen kazandın kardeşim. Evet, sonunda kazandım. Bu harika olacak. Ninemin sifonu çekmesine sevindim. Özel bir tarif üzerinde çalışıyorum ve tüm malzemelerim burada. Vay canına, şu renge bak. Bu son şişeydi. Bu kreme ihtiyacım olacak. Umarım yeterince almışımdır. Tuvaleti bununla kaplamak istiyorum. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Oh, çok keyifliyim. Sırada granül var. Yani olmazsa olmazlar. Oh, çok güzel görünüyor. Ağzım sulanıyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Denemem lazım. Oh, midem. Jake, ne yapıyorsun? Ay, yakalandık. Bırak o pipeti hemen. Oh, yine mi Jake? Geçen sefer ne olduğunu hatırlıyor musun? Hayal kırıklığına uğradım. Yapacak tek bir şey var. Hayır. Ne? Şunu görüyor musun? Ne oluyor? Hiç hoş görünmüyor. Neredeyiz biz? Ben de bilmiyorum. Ay, çok havalıydı. Yemek yarışması zamanı. Bu da nedir? Ben de anlamadım. Yazmak çok zor. Neyse, bana lezzetli bir pizza yapmanızı istiyorum. Ne? Altında ne var bunu görmek istiyorum. Bu da ne oluyor? Nine, iyi misin? Bu pizza hamuru. Hepsi bu kadar mı? Gözlerinde o bakış var. Ellerini çek yaşlı bayan. Aa, benimle tersleşmek istemezsin. Bırak. Bıraktırsana. Yapma, anneme söyleyeceğim. Dikkat et. Hayır. Yakala. Hepsi senin suçun. Ama yine de kullanacağım. Hayır, kullanamayacaksın. Bunu neden yaptın? Panikledim. Bu beni durdurmayacak. Ver şunu bana. Sen ayaklarını yıkamanı söylemiştim. Neyse, en azından hamura peynirli bir tat verebilir. Bu tavada pişirebilirim. Isıtıcıyı da açacağım. Çıtır çıtır olmasını istiyorum. Çok iyi değil mi? Şimdi ne yapacağım ben? Buldum. Çikolata beni hayal kırıklığına uğratmaz. Kim demiş pizzanın hamurdan yapılması gerektiğini? Tatlı bir taban yapacağım. Çikolatayı eritmem gerekecek. Saç kurutma makinemi kullanabilirim. Bunu yanında mı taşıyorsun? Elbette. Tabii saçlarım hep harika görünüyor. Ama onu yakmak istemiyorum. Ters çevireceğim. Ah, iyi görünüyor. Domates yerine krema kullanacağım. Tatlı bir fikrim var. Gülen yüz çizeceğim. Ya ne kadar mutlu bir ayak. Biraz da granül dökeceğim. Biraz renk katacak. Bana şekerin nusreti derler. Ya yemeğe bile kıyamıyorum. Liam? Evet, güzel oluyor. Çikolatayı güzelce yayacağım. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Vay, tabanım hazır. Bir şey denemek istiyorum. Hep büyücülük okuluna gitmek istemişimdir. Fizoz Malzemeros. Gerçekten işe yaradı. Sadece kelime uyduruyordum. Anlamıyorum. En azından benimki sevgiyle yapıldı. Kötü kokan bir şey var Nile. Çikolatalı pizza mı? Beni çok iyi tanıyorsun Liam. Kim kazanacak? Bu türlü Liam aldı. Duydun mu? Aferin tatlım. Ya çok güzel. Kiminle konuşuyor bu? Sulu sulu karidesler ve enfes spagetti. Anladım. Bu çocuk makarnaya bayılır. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ninemin yemekleri gibisi ya. Makarnaları tencereye koyacağım. Çok rahatlatıcı. Enfes görünüyor. Ninemi nasıl yeneceğim ki? Düşün, bekle bir saniye. Buldum. Sakızımı kullanabilirim. Denemeye değer.
Biliyor musun, bu işe yarayabilir. Makarnaya biraz benziyor. Bu konuda içimde iyi bir his var. Tabağa koyacağım. Ama spagetti gibi yerleştireceğim. Şimdi sosa ihtiyacım var. Tam bu iş için uygun bir şeyim var. Çikolata sosu kullanacağım. Jack tatlıya gerçekten çok düşkün. Dişçisi ondan nefret ediyor. Sırada ne var? Aa, jelibonla ne dersin? Tatlı ve sakız gibi. Bayağı lezzet katacaktır. Tam bir gurme yemeği. Hey nine, şuna bak. Çok yaratıcı olmuş ama ben daha bitirmedim. Peynire ihtiyacım var. Ve doğrama zamanı. Ustamın söylediklerini hatırlamam gerek. Bu eller birer silah. Sadece iyilik için kullanılmamalıdırlar ve peynir doğramak için. Wow. Çok havalıydı. Ninja gibisin. Çok fazla eğitim gerektiriyor canım. Ben matematiğe devam edeceğim. Neyse, bitirmem gereken bir makarna var. Peynirden biraz alacağım. Sonra da kaşıkla parçalayacağım. Çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi. Bunu bir tabağa dökeceğim. Geriye boşaltılmış bir peynir tekerleği kalıyor. Makarnam hazır. Hazırlar. Şimdi eğlenceli kısmı. Peynir tekerleğini makarnayla dolduracağım. Harika bir kase oluyor. Sonra da peyniri üzerine serpiştireceğim. Ay canına, bu çok zekice. Ne? Geri çekil, işler kızışmak üzere. Peyniri eritmek istiyorum. Bu tam benlik bir yemek. Mis gibi akışkan ve lezzetli olacak. Bu işe yarar. Şunu benim için tut. Nasıl oldu öğrenelim bakalım. Vay canına, şuna bir bak. Buna bayılacak özel bir çocuk tanıyorum. Senden bahsediyorum Jack. Vay, istiyorum. Bekle, benimkini görmedin. Şekere dair her şey var. İkisi de çok güzel ama Liam ucundan kazanıyor. Üzgünüm nineciğim. 2 puan üst üste. Yuhuu. Aman, elimden geleni yaptım. Öf, bu kızartmaların tadı iğrenç. Bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Ciddi misin? Merak etme, ben hallederim. Bir dakika ver. Alo, sipariş vermek istiyorum. Bana lezzetli bir kızartma lütfen. Hey, 2 tane söyle. Bir dakika. Evet, 2 tane istiyorum. Tabii ki. Hayır, dur. Daha fazla istiyorum. 10 porsiyon ver. Ne, şaka mı yapıyorsun? Ne kadar istiyorsun? 10 mu? Hayır, hepsini istiyorum. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bundan emin misiniz? Boş ver onu, elindeki en büyük porsiyonu ver işte. Çok fazla patates kızartması var. Bir de bana sor, süper boy yapsana. Hey, müşteri her zaman haklıdır. Bu bana pahalıya patlayacak. Ne? Olamaz. Şimdiden burada mı? Vay, bu çok büyük. Herkes görüyor değil mi? Al bakalım Jack, kızartma istemiştin. Vay ya, bu çok güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu zor olacak. Dur bir saniye. Sanırım buldu mu? Şu elmayı uzatsana canım. Ne? Bunu mu istiyorsun? Al yakala. Teşekkürler tatlım. Bunu nasıl yapsam ki? Buldum. Bir kaşığa ihtiyacım olacak. Elmanın etrafını keseceğim. Çekirdeği çıkartmak istiyorum. Böyle yapabilirim. Bir tarafını böyle açık bırakayım. Evet, ben de bunun peşindeydim. İçini bir şeyle doldurmam lazım. Bir elma daha soymam gerekecek. Çok kolaydı. Şimdi bunu kızartmaya çevirelim. Bu da kolay. Onları elmaya doldurmak için kullanıyorum. Çıtır çıtır görünüyorlar. Ama elmalarımı paketlemek istiyorum. Sonra üzerine bir logo koyacağım. Bitirdim bak, Jack. Vay canına, aklımı başımdan aldı. Kafam çok karıştı, ne yapacağımı bilmiyorum. Bence oldukça basit. Evet öyle, beni seç. Tamam, başlıyoruz. Liam kazandı. Evet, çünkü bu gerçek patates kızartması. Harikayım, hadi dostum yiyelim. Çok şey kaçırıyorsunuz ama. Ne yapıyor bu böyle? Vay, tam bir sanatçıyım. Hala burada olduğumuzu biliyor değil mi? Bitirdim. Şimdi katlamam gerekiyor. Buna bayılacaksınız. Güvenin bana. Sihirbazlık numaralarımı çalışıyordu mu? Bir bezle örtmem lazım. Abrakadabra ve kayboldu. Tam bir caddesin. Hayır, mümkün değil. Teşekkür ederim. Harika bir izleyicisiniz. Hey Liam, cebini kontrol et. Neyi? Neden? Bir dakika. Orada bir şey var. Olamaz ya. İmkanı wow. Yok, olamaz. Bu çok heyecan verici. Bunu nasıl yaptığını göstermelisin. Aç şunu. Bu bir hamburger.
Aa, bu ne anlama geliyor acaba? Gizli bir anlamı olmalı. Ah, buldum. Yemeye başlasam iyi olacak. Tüm malzemelerimi hazırlayacağım. Bence hepsi bu. Peynirle başlayacağım. Benim için çoktan kesilmiş. Fırın tepsisini bununla kaplayacağım. 6 dilim yeterli olur. Sonra ekmeğinin üstüne yerleştireceğim. Hepsi bu kadar. Liam'ın saç kurutma makinesi onları ısıtacaktır. Sonunda oldu, çıldırdı. Seni duyabiliyorum. Ne yaptığımı farkındayım. Bu doğrama tahtasını tepsiye koyacağım. Sonra da ters çevireceğim. Peynir erimiş. Diğer malzemelere geçelim. Bu burger köfteleri çok sulu görünüyor. Domates dilimlerini de ekleyeceğim. Ve sonra üzerine ketçap gezdireceğim. Bu hardal keskin bir tat katacaktır. Ekmekleri kapatıyorum. İşte budur. Ninem burgerleri yaptı. Ne düşünüyorsun? Fena değil sanırım ama bunu yenebilirim. Sıradan ekmekle başlıyoruz. Onu özel bir şeye dönüştürmek üzereyim. Benim de gösterecek sihirli numaralarım var. Ekmeği bu gizemli bezle örteceğim. Şimdi konsantre olmam lazım. Ne? Ne yapacaksın? Ah, izin verir misin? Bir şeyler oluyor. Hissedebiliyorum. Sanırım hazır. Şuna bir bak. Vay, çok havalı bu. Bunu nasıl yaptın? Dahası da var. Bu lezzetli kurabiyeyi alıp ekmeğin içine koyacağım. Gayet iyi gidiyor. Biraz daha şeker ne dersin? Hangisini tercih edersin? Şunu. Mükemmel seçim efendim. Bunlar kurabiyelerin üzerine konuyor. Domatessiz bir burger olacak. Tamam, marshmallow mu cips mi? Şu. Marshmallow mu? Güzel. Çok zevkli bir adamsın. Bu yeterli olmalı ama dahası da var. Çikolata rendelemeye ne dersin? Bu lezzetini gerçekten arttıracaktır. Umarım diyet yapmıyorsundur. Artık buna ihtiyacım yok. Eksik bir şeyler var ama. Hah, tabii ya, sosa ihtiyaç var. Ama bu sıkıcı ketçaptan değil, bu çikolata. Harika görünüyor. Sonra üzerine ekmeğini de koyacağım. Başyapıtım bitti. Sadece bakarken bile dişlerim ağrıyor. Vay canına, bunu gerçekten güzel yapmışsın. İkisini de yemek istiyorum. Ninem klasik burgeri tercih etmiş. Liam sıratıcı takılmış. İkiniz de kazandınız. Ne? Kazandım mı? Sarılalım nineciğim. Hayır sandviçim. Ansalamlarım düştü. Matthew, geliyorum. Aa, orada neler oluyor? Ne oldu? Anlatsana. Tamam, sandviçim mahvoldu bak. Aa, canım, onun yerine bunu alsan. Aynı şey değil ki. Buna ne dersin? Benim sandviçim. Hissettin mi? Aa, burası da neresi? Ah, hiçbir fikrim yok. Kafam karıştı. Uyanın ve malzemeleri koklayın. Ha? Durun, buradayım. Merhaba. Yemek savaşına hoş geldiniz. Güzelin. Çak. Ya da çakma. Ne yapıyoruz? Yemek. Olabilir, biraz makarnaya ne dersin? Tamam, bir dakikaya geliyor. Bir dakika. Ha? Aha, kalk bakalım, bunları ben alayım. Ha? İzle ve öğren. Bu kaseye hiç kabuk girmeyecek. Yıllarca pratik yaptım. Un zamanı. Kimin ölçü kabına ihtiyacı var ki? Bana iyi göründü. Şimdi en sevdiğim kısma gelelim. İyi ki hala gücüm varmış. Şahane. Bana su lazım. Su hazır. Dumanı tütüyor bak. Ve şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Zamanlayıcı ayarlandı. Mükemmel kıvam. Şu güzelliğe bir baksana. Sıkıca kapatmayı unutma. Çok iyi oldu. Altını açalım bakalım. Su kaynamaya başladığında torbayı suya daldırma zamanı gel. İşte şimdi sıra gizli adamımızda. Delikler ölçüldü. Şunun akışına bir bak. Tamam, bu kadar yeter. Sudan çıkaralım. Sonunda makarnaya benzedi bak. Oo,
Tadam! Onları bir kaseye aktarıyoruz ve bitiyor. Oh! Hazır. Hmm. Ah, harika kokuyor. Bu da bir sonraki adıma geçildiği anlamına geliyor. Tava yağlandığına göre artık erişteleri koyabilirim. Şu çatala bak. İlginç. Kümeler halinde tutmamız lazım. Aha, şimdilik bu kadar yeter. Birkaç dakika sonra görüşürüz çocuklar. Oh, bir fikrim var. Bu kadar yeter. En sevdiğim iki şey. Peynir, tozu ve erişte. Yapmam gereken tek şey kaldı. Şu renge bak. Güzel eriyor gibi görünüyor. Bitti. Umarım çıtır çıtır olmuşlardır. Ay of. Bunlar muhteşem görünüyor. Özellikle de içindekilerle tabii. Kimin ekmeğe ihtiyacı var ki? Tadam. Aa, şuna bak. Burger'e güzel bir yorum kattık. Aha. Ben gömülüyorum. Hmm, çok lezzetli. Hatta muazzam. Peki ya ninem'inki? Hmm. Afiyet olsun tatlım. Şu peynirin güzelliğine bak. Oo, ağzıma layık. İkiniz de kazandınız. Vay. Hey, anladınız mı? Aa, tavuk ha? Özel tarifimin zamanı geldi demek. Ha? Evet. Hey. Hey, git. Uf, emredersin. Tavuk yapacağız değil mi? Ha, sorun değil. Bence bu kadar yeter. Vay canına, bak çıtır tavuk harika görünüyor değil mi? Çatalın üzerine koyup kızgın yağ batırıyoruz. Hazır mı? Bana göre oldukça lezzetli görünüyor. Çok iyiyim ya. Nine, daha yeni başlıyorum ama beklediğine değecek güven bana. Limonlar gelsin. Hey, bari şirin olsun. Ve fırına giriyor. Sıcağın tadını çıkar bakalım. İşte buna başyapıt denir. Şunları alayım. Bronzlaşmış değil mi? Ah, ne kadar güzel ya. Hey, karnım çok acıktı. Al bakalım. Bu çok eğlenceli olacak. Kızarmış tava bayılırım. Çok iyi ya. Evet. Hepsi bitti. Çok sevdim. Ve şimdi sıra bunda. Mükemmel kızarmış görünüyor. Aman ya. Of, bu inanılmazdı. Aferin size. İkiniz de harikasınız. Yuhu, başardık. Ya. Hey. Aha. Oh, tamam anladım. Ha, buldum. Bu numarayı görene kadar bekle. Oh, çok taze değiller mi? Her seferinde bir tane koyalım. İçi hızlıca doluyor. Şimdi sıra en lezzetli malzemede. Bayağı yavaş çıkıyor. Bütün meyveleri kaplamak istiyoruz. Bu şeyin içinde yüzmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Her neyse, hadi kapatalım. İçeride parti var. Mor bir parti. Güzel ama benim başka bir fikrim var. İşte burada. O da ne? Bunu daha önce hiç yapmadım. Ama sadece bir tane lazım. Orada iyi eğlenceler ufaklık. Buna ihtiyacım yok. Ve işte böyle. Bitiyor. Nineminkiyle başlayacağım. O rengine bayıldım. Enfes görünüyor. Evet. Bundan önce de içmiştim. Sen öyle san.
Kola yüklemesi. Ne kötü bir numara. Ninem kazandı. Aslında çok komikti. Peki sırada ne var? Hey, şuna bakın. Heyecan verici değil mi? Tamamdır. Ne yapacağım? Bu şık şeyi kullanacağım. Önce çikolata geliyor. Erimiş tabii ki. Çok uzun sürmese gerek. İşte bu harika olacak. Şimdiden tatlılığın kokusunu alabiliyorum. Güzelce erimiş, mükemmel. Neyse ki hala sağlam bir elim var. Şimdiden acıkmaya başladım ve bolca yaptım. Çok iyi. Tamamdır. Yumurta tabii ya. Şunu alayım. Şimdi başlayabilirim. Hazır bile. Şu çikolata harikalarına bak. Buna ne dersin? Şimdi sıra enfes dolgularda. Bu şeye bayılıyorum. Bunlardan da bol bol koyabiliriz. Sonra da çikolatalı bir kapakla kapatıyoruz. Ama daha bitmedi. Oldukça gurme görünüyor değil mi? Ve son dokunuş güzel bir renk patlaması. Beğendin mi? Wow. Biraz çikolata boyama zamanı. Eridiğinde iş görür. Altında bir çikolata olduğunu asla bilemeyecek. Ne de olsa çikolata kaplı olacak. Tamamdır. Mükemmel görünüyor. Pardon. Önce hangisini yesem? Bahsedelim, bu şey çikolata doludur. Harika. Ben gömülüyorum. Tanrım. Garip bir tadı var. Ama bu iyi olmalı. Çikolata ve granül asla kötü olamaz. Üstelik kocaman. Evet. Gerçekten beğendi. Bunu ninem kazandı. Bunun olacağını biliyordum. Ay, karnım gırıldıyor. Oyun zamanı bitti. Sandviç zamanı. Aynen böyle. Kardeşim sandviç mi istiyor? Halledelim. Dedem, güzel duruyor. Bir aracım da var. Geliyorum. Sandviç mi istiyormuş? Neyse ki elimin altında hep bir tane olur. Kendi füme her zaman hazırlıklıyız. İşte geliyorum. Yürüyebildiğim kadar hızlı yürüyorum. Selam tatlım. Kardeşim. Vay, harika görünüyor. Teşekkürler. Ve şu şekerli güzellik. Nasıl seçeceğim ki? Söylesenize. Seni. Bence yarışmasını yapalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Görünüşe göre bugün menü güzel olacak. Neredeyiz biz? Yine? Bak, bunları açacağız. Tamam. Hadi bakalım. Nutella mı? Nefis. Seninkini aç. Açıyorum. Ne? Neredeyse hiç görünmüyor. Ufacık tefecik bir şey. Altı üstü bir lokmalık. Çok kötü, çok üzüldüm. Hadi parti başlasın. Aman tanrım. Ne yapacağımı biliyorum. Kek kalıbı burada. Çok ağırmış. Tatlı küçük çikolata. Pasta mı yapıyor? Ben asla yapamam. Bu kaşık işimi görür. Vay, ne kadar yoğun olduğuna bir bak. İşe yarar mı bilmiyorum. Tut şunu bakayım. Daha düz bir şeye ihtiyacım var. Tam gaz girişiyorum bunda. Çok büyük değil mi? Mükemmel. Hadi yayalım.
Tatmin edici değil mi sence de? Çok da düzgün sürülüyor. Şahane. Oo. Keşke pastam olsaydı. Peki tamam. Ha, buldum. Barbie fırınım çıksın. Barbie mutfağım da hazır. Ekmeği kızartalım. Güzel. Çikolata lütfen. Şimdi spatulam gerekiyor. Buldum. Sanki birbirleri için yaratılmışlar. Bana büyük bir kepçe lazım. Bu durumda büyük sayılır. Vay efes. Görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Bak tam şurada. Amanın. Nene. Ha, bu hiç iyi olmadı. Çikolatalı gözlü güzelmiş. Alo, işimiz bitti. Hangisini daha çok beğendin? tamam. Hey, ne? Önce bayanlar, şu gençler. Oh, vay, şuna bak. Çok iyi görünüyor. Ne güzel bir manzara. Sıra bende. Ay, ama bende sadece bir tane var. Minik üzgün bir kek. Bu beni hiç ilgilendirmez. Yapmam gereken kek süslemeleri var. Sarıyla başlıyorum. Odaklanmalıyım. Yavaş, hadi bakalım. Of, çok üzücü. Yine de deneyeyim. Çatal bıçağı ne gerek var? Öyle de oluyor işte. Bak, çok güzel oldu. Hey, kekime dokunma. Hayır. O kadar küçük ki. Onu yakalayacağım. Jared! Bak ne yaptın Jared? Selam. Kekler güzelmiş. Ha? Ben sineklerle konuşmam. Kekim mahvoldu. Ama dur. Bir fikrim var. Üzerine bir kat daha koyacağım. Evet, bu mu? Vay, şuna bak. 3 numaralı katmana geçelim. Ve 4. katman. Bu mu? Vay canına, çok güzel oldu. Ama daha bitmedi. Dur bakalım. Güzel. Ya. Şu güzelliğe bak. Harika oldu. Gerçekten profesyonel bir kek değil mi? Ve hepsini tek başıma yaptım. Güzelmiş dinleyeceğim. Çek ellerini. Çok heyecanlıyım. Hey, kazananlar açsın. Taş kağıt makas. Makas taşı yener. Uf, tamam neyse. Bu çok eğlenceli. Ne? Boş mu? Bu doğru olamaz. Çok üzüldüm. Ben hazineyi buldum bile. Olamaz, dişim. Daha doğrusu dişlerim. Aptal şeker. Çok komik. Hiç komik değil. Burada bir şey yapmam lazım. Kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Tamam. Senin altında olmalı. Cidden mi? Yok mu? Çok üzücü. Bir sürü şekerim var. Buldum. Buralarda bir yerde olacaktı. Ne? Ne arıyorsun? Umarım buradadır. Ve merdanem. Pekala. İnanılmaz. Hepsini istiyorum bebeğim. İğrenç. Üzgünüm. Üstü dümdüz olmalı. Harika. Biraz da krema. Bolca koyacağız. Sonra güzelce de düzeltiyorum. Muhteşem.
Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Evet, işte budur. Dikkat etsene. Ya da gönder gelsin. Düzenlediğime göre eğlenceli bir tasarım yapabilirim. Hepsinin bir yeri olacak. Hiç fena görünmüyor. Çok lezzetli. Dada, şuna bak. Çikolatalı şekere doyacağız. Mis. Bu bana bir fikir verdi. Bak. Bu da ne için yahu? Aç ağzını. Evet, tam oturdu. İşte geliyor. Tam isabet. Güzel. Bir tane de ben gönderiyorum. Ağzını aç bakayım. Çok güzel. Aman aman. Tabaklar hazır. Açıyorum. Yumurtam her şekilde gider. Kırmaya başlıyorum. Lezzetli olan her şey yumurtayla başlar. Biraz da sıcak uygulayalım. İşte geliyor. Böyle pişiriyoruz. Bak. Sanırım sıra bende. Bunlarla ne yapacağım ki? Çok ciddi görünüyor. Sanırım bir fikrim var. Ama biraz bant gerekiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Onları teker teker sıkacağım. Yarısına geldik. Dikkatli dikkatli. Ay, harika oldu. Şuna baksana Dine. Çok güzel olmuş. Daha renkli bir yaklaşım tercih ettim. Eline sağlık. Benimki de neredeyse bitti. Çok lezzetli görünüyor, değil mi? Vay, çok güzel. Bence de. Sence hangisi daha iyi? İkisi de ağzımı sulandırıyor. Bence de. Bunu izledikten sonra sen de acıktın mı? Bu videoyu da arkadaşlarınla paylaşabilir ve birçok harika içerik için abone olabilirsin.